Türkiye'de kızlar genellikle zengin bir koca bulma hayaliyle, onunla evlenmeyi rahat etme hayaliyle yaşarlar. Kimisi bulur da. Fakat onlar için o zengin kişinin karakteri, kişiliği önemli değildir. Zengin olması yeter. Çünkü amaç zengin birisinde evlenmektir. Tayland'da buraya resimlerini burada gözüküyor. Çok güzel kızlar kendi lokantalarında, tabi restoran deniyor da, kendi yerlerinde genelde bahçe türü oluyor. Yani öyle donanımlı bir restoran türü değil. Genellikle bahçe, açık alanda oluyor. Çok basit. Yani bir salata, yani görüyorsunuz zaten sebzelerden oluşan, ama hazırlık gerektiriyor. Tabii onun önceden hazırlığını yapıyorlar. Bir salata yapmak için de onların önce yıkanması gerekiyor. Kendilerini özgür olarak yaşamaları için kimisi pazarlarda, pazar yeri gibi yerlerde gıda ürünü satıyorlar. Görseniz ben bununla evlenirim dersiniz hemen. Çünkü hem yüz olarak güzel. Genelde kimisi seksi giyiniyor. Giyim öyle. Ama bir Allah'ın kulu da rahatsızlık vermiyor. Videosunu çekiyorlar. Videolarını çekiyorlar. Müsaade ediyor. Çünkü videosu çekildiği zaman, görüntülendiği zaman ünlü oluyor. Yani bir pazar yerinde satış yapan bir insan, yani bir gıda ürünü satıyor ama yiyecek olarak bir şey satıyor, ama içecek olarak, yani içecek satan da var, kahve satan da var. Normalde bir yerde yiyecek ya da içecek satan bir kişiyken dünya çapında ünleniyor. Çünkü YouTube'a girdiği zaman iş fark ediyor. Bundan dolayı da kendilerinin video çekilmelerine müsaade ediyorlar. Çoğu ünlü kişi var bu resimlerin içerisinde. Hepsi bu kanalın ismi Nomad Foodie diye. Girdiğiniz zaman videolarda değişik kızların sergilerini, lokantalarını göreceksiniz. Restoran deniyor da, restoran değil, lokanta bile denmez. Açık bir alan, kapanmış. Böyle bir lüksü yok ama sandalye atmışlar. Hepsi birbirinden güzel kızlar. Alınlarının akıyla çalışmayı tercih ediyorlar. Onlar da güzel, yani gidip evlenebilirler. Onlar onu değil, günlük çalışmayı tercih ediyorlar. Bir para, yani çok bir para falan kazandıkları yok. Normalde günlük yevmiyelerini çıkartıyorlar ama hepsi mutlu. Yani hepsinin yüzü gülüyor. Hepsi onurluca, onurlu olarak yaşamlarını tercih ediyorlar. Yani bir zengin adamla evlenip de onların ağız kokusunu çekmek yerine her gün tezgahını açıyor, geliyor sabahleyin, hazırlığını yapıyor, tezgahını açıyor, işte kapanış saatine kadar çalışıyor, alnının akıyla çalışırken eğleniyor. Tabii keşfediliyor. Yani bir kişi videosunu çektiği zaman adresini de yazıyor. Tabii adresini yaptığı zaman başka ziyaretçiler de gidiyor, orada yemek yiyorlar. Yani müşterisi çoğalıyor. Bir taraftan ünleniyor. Ünlü
olanlar var. Bir tanesi değil, birkaç tanesi benim takibimde. Neşe de katıyorlar. Yani benim günümü neşelendiriyorlar durup dururken. Yani yaptıkları davranışlarla beni neşelendiriyorlar, yani durup dururken neşelendiriyorlar. Genellikle pozitif enerjiler. Genellikle Filipin'de var böyle çalışan, çok güzel olduğu halde satış yapan ama pazar yerinde satış yapan ama kendi restoran denmez de yani bir yeri kapanmış, böyle aslında açık bir bahçe kapanmış, oraya bir tezgah kurmuş, işte restoran olmuş olsun. Yani şey olarak, küçümsemek olarak söylemiyorum, yani küçük paralarla sermayesini oluşturmuş. Oraya tabii ki kira veriyor, yani kim bilir kimin orası. Kira veriyor. Böyle onurlarınla yaşayan insanlar öyle yaşamayı tercih ediyorlar. Hepsi de neşeli. Bu işte Tayland'da yoğunlukta, Filipin'de var. Ondan sonra nereden biliyorum? Videolarını izliyorum, oradan biliyorum. Venezuela'da, Venezuela ekonomik olarak çok sıkıntıda olduğu için çok güzel kızlar sokaklarda kahve satıyorlar. Ondan sonra hani bayağı güzel kızlar. Yapacak iş yok çünkü, başka iş yok. Ondan sonra diğer yerlerde genellikle, yani Uzak Doğu olsun, Latin Amerika olsun, kimisi de hoş gezip ve karşılıklı tanışarak o şekilde gününü, yani dışarıdan gelenlerle, turistlerle tanışarak o şekilde zaman harcayıp oradan bir para kazanma yoluna gidiyor. Tercih meselesi tabii. Kimisi o yolu deniyor, kimisi de çalışarak, alnının akıyla, onuruyla çalışaraktan para kazanmayı tercih ediyor. Öyle onların öyle evleneyim de işte zengin bir kocam olsun da bir elim yağda olsun, bir elim bağlı olsun diye bir herhangi, hiç öyle bir özentileri yok. Sadece geliyorlar, sabahleyin tezgahını açıyorlar mutlu vaziyette. Akşam da ne kazandılarsa, öyle bir kazançları falan yok yani. Yevmilerini çıkartıyorlar. Onları gördükçe insan mutlu oluyor. Ya diyorlar, diyorum ne kadar yani insan, kızlar, kadınlar onurlarıyla çalışıp kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürüyorlar. Allah herkese böyle bir yaşam nasip etsin.